Toprağın gevşemesiyle tehlikeye giren istinat duvarları bir süre sonra göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son dönemde sık sık gündeme gelen istinat yapısı çökmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak, istinat yapılarının güvenli olması için neler yapılabileceğini anlattı. Son dönemde istinat duvarlarının çökmesiyle ilgili pek çok haber gündemde, biliyorsunuz. Bunların sebebi nedir? Hani istinat duvarlarının çökme nedenleri nedir? İstinat yapıları günlük hayatımızın bir parçası, inşaat sektörünün de bir parçası. Destekleyici yapılar bunlar inşaat sektörümüzde. Hemen hemen her an yakın çevremizde gördüğümüz ama göz aşinalığı sebebiyle çok fazla da varlığını hissetmediğimiz yapılardır aslında istinat yapıları. Şimdi istinat yapıları çökmemesi lazım. Elbette çökmelerinin bir takım sebepleri var. Bunların başında istinat yapılarımızın doğru ve yeterli güvenlikte projelendirilmemesin yatıyor. Birincisi bu. İkincisi, hiç projelendirilmeden yapılan istinat yapılarımız var. Üçüncüsü, doğru projelendirilen, doğru yapılan ancak zaman içerisinde fonksiyon değişikliği sebebiyle ek yükler binmesi suretiyle yıkılan istinat duvarlarımız var. Şimdi çevremizdeki istinat duvarları neden yapılıyor? Önce istinat duvarlarının ikiye ayırmak lazım. Birincisi geçici istinat yapıları, diğeri de kalıcı istinat yapıları. Geçici istinat yapılarımız bir yere inşaat yapılıyor iken inşaat bitene kadar işlev görecek olan, inşaat bittikten sonra atıl durumda olacak olan yapılardır bunlar. Bunlar işte bir hafriyat yapılırken hafriyatın kenarlarını tutmak için yapılan istinat yapılarıdır, geçici yapılar. Bunlar inşaat bittikten sonra işlev oradan kalkıyor. Bir kısmı da kalıcı istinat yapıları. Bunlar inşaat yerinde veya bina yerinde var olduğu sürece fonksiyonlarına devam eden yapılardır. Son günlerde inşaatlarda ve çevremizde istinat yapılarının çökmesinin sebeplerinin başında bu ani hava değişimleri sonucu inanılmaz derecede ve çok kısa sürede yağan yağmurlar. Dolayısıyla iklimin çok büyük etkisi var. Şimdi dikkat ederseniz İstanbul'da Sütlüce'de bir geçici istinat yapısıdır o. Geçici istinat yapısı çöktü. Biz hesap ederken istinat yapılarını, ki orası geçici bir istinat yapısıydı söylediğim gibi, hesap ederken toprağı tutsun diye hesap yapıyoruz biz. Muhtemelen o da öyle projelendirilmiştir. Ancak basından takip ettiğimiz kadarıyla orada inanılmaz arkasından gelen bir su var. Şimdi bir istinat yapısının arkasına su girdiğinde istinat yapısının üzerine binen yük bir anda 1,5-2 katına çıkıyor yük olarak. Dolayısıyla arkasındaki zemin gevşiyor. Bunun yanında ankrajlı sistemler, toprağa delerek ankre edilen sistemler su girdiğinde taşıma kapasitesini kaybediyor doğal olarak toprağın gevşemesiyle. Toprak gevşememesi lazım. Yani kısaca istinat yapılarının arkasına kesinlikle su girmemesi lazım. Su girecek ise çok iyi drene edilmesi ve suyun oradan normal yollarla, bizim kanalize ettiğimiz yollarla deşarj edilmesi lazım. Deşarj etmezseniz istinat yapısı baraj gibi davranmaya başlayacak ve dayanıksız olacak. Neticede istinat yapısının temeli de oradaki toprağa oturuyor. O toprak da gevşerse istinat yapısı büyük risk taşımaya başlayacak ve göçmeye kadar gidebilecek bir sürece doğru gider. Peki istinat yapıları sağlıklı bir şey mi? Doğru projelendirilirse elbette sağlıklıdır. Doğru projelendirme, doğru imalat.
Yani bu ikisi çok önemlidir. Bunlar yapılırsa elbette yani bununla ilgili bizim kurallarımız var, yönetmeliklerimiz var. Bunlara uygun yapıldığında istinat yapılarının herhangi bir sakıncası olamaz. Ki istinat yapıları ihtiyaç da zaten. Yapılmadan kullanamazsınız. İşte düşünün, eğimli bir arazide bir bina yapıyorsunuz. O binanın etrafındaki eğimi tutacak istinat yapıları gerekli. Dolayısıyla istinat yapıları hayatımız için gerekli, doğru projelendirilmeli ve doğru yapılmalı. Projesine de uygun yapılmalı, denetlenmeli. Ama istinat yapılar için en önemli kural, bir kez daha vurguluyorum, istinat yapısının temeline veya arkasına su, yani bilinmedik, tahmin edilmedik bir şekilde girmemeli. Su girecekse uygun şartlarda biz ona drenaj diyoruz. Arkasına onun belli usulleri vardır. Teknik olarak tekniğine girmek istemiyorum. O tekniğine uygun imalatlar yapılarak o su oradan deşarj edilip yağmur suyu kanallarına gönderilmesi lazım. Gönderildiği takdirde istinat duvarı işlevini uzun yıllar yerine getirebilir. Biraz yerelden soru sormak istiyorum. Bursa'da riskli eşya, hani binaların hani çoğunlukta olduğu bölgeler nereler? Şimdi Bursa'da yani ova kısmı hariç, gerçi ova kısmında da var ama biliyorsunuz İntam bölgesinde bir istinat yapısı, ki aslında istinat yapısı değildi o, bir yüzey kaplamasıydı, çöktü ve arkasındaki binayı da yıkmak durumunda kaldı, yıktı. Biz oda olarak ondan sonraki 6-7 aylık süreçte bu İntam ve Çekige bölgesindeki istinat yapılarını incelemiştik o zaman. Oralarda çok yüksek istinat yapısı gibi duran, aslında gerçekte yüzey kaplaması şeklinde bir sürü yapı var. Onlar zamanla tabii kontrol edilmesi lazım. Arkalarına su giren var mı yok mu, biz o zaman inceledik ve raporumuzu da verdik ilgili belediyesine. Ondan sonraki süreçte takip edildi mi bilemiyorum. Ama Bursa'da da istinat yapıları var. Zaman zaman da göçüyor. İşte bu su alması sebebiyle göçüyor zaman zaman. Biz tabii bize intikal ettiği kadarıyla bilebiliyoruz. İstinat duvarını yıkan büyük ölçüde su. Yani buna çok dikkat etmek lazım. İstinat yapıları bizim hayatımızın, inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası. Her zaman istinat yapılarına ihtiyaç duyabiliriz. Doğru projelendirilmesi lazım. Projesine uygun yapılması lazım. Denetlenmesi lazım. Ve suya karşı gerekli önlemlerin alınması lazım. Çok önemlidir.